Herkese merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 gündür ne bıldırcınlar ne de köy tavuklarımın yumurtalarını toplamıyorum. Bugün beraber toplayalım dedik. Bunu sizlerle de paylaşacağız. Hem hazırlıklı da geldim. Satılama aldım da geldim. Çünkü bunu dolduracağız. İnşallah. İnşallah. Hedefimiz o. Tabii onlara biraz da meyve tabağı hazırladım. Ayıp söylemesi. Bıldırcınları biliyorsunuz dışarıya taşımıştım. Şimdi onlara önce köy tavuklarına ondan sonra gelip bıldırcınları toplayacağız. Çünkü bıldırcın yumurtaları alta kalırsa kırılır. Önce bu şakallara bir bakalım durumları ne? Sence kaç yumurta var? Yani bugün 4. gün zannedersem. Günde ortalama 3 yumurta yapıyorlar. 12 yapar. Hadi inşallah birkaçı 4 yapmıştır diye düşünüyorum. Adamdaki hesaplamalara bak. Yani genelde hepsi dışarıda arkadaşlar. Bugün çıkarmadık. Geç kaldılar. Çünkü bir tane tavuğumuz telef oldu. Telef oldu aynen. Yan komşunun bahçesine atlamış. Köpeği ham etti onu. Yani zor bıçak yetiştirdik ama yenilecek durumda da değildi. Bak bak şimdi. Bayağı bir telef oldu. Dışarıya alıştıklarından hepsi görüyorsunuz. Gel gel. Diğerinin kafası karıştı. Diğer tarafta kaldı. Ha geldi. Bak bak nasıl yiyorlar. Görüyorsun arkadaşlar. Tavuk sayısı 9'a düştü. Hepsi yamyam gibi saldırıyor. Hadi gel. Hadi gel yumurta toplama işine girelim. Mazsan da iyi alıştı dışarıya. Aynen. Dışarıya alıştığında o da artık durmuyor. Ama oğlum kusura bakma senin tavuğun kurk oldu. O yüzden sana tavuk bu aralar yok. Birkaç gün böyle idare edeceğim. Sana tavuk gelene kadar. Geçen zaten sen yoktun, bir dışarıya bıraktım. Bulduğu tavuğu atlıyordu. Cücülerimiz ne durumda? Cücüler de arkadaşlar Mazsan cücülere zarar vermiyor. O yüzden şeyi falan kaldırdık, serbest bıraktık cücülerimizi de. Görüyorsunuz zaten. Maşallah her şeyi yemişler. Yesinler zaten, özellikle doldurmadım. Gel, şeyi bir bitirsinler diye. Gel. Hey, suluğumuz da on numara olmuş ha. Bismillahirrahmanirrahim. Suluğumuzda sıkıntı yok. Hey artık. Maşallah, hey maşallah. Sana ne dedim? Bunu dolduracağız dedim. Diğer tarafı da, diğer tarafı da. Yedi yedi lan, eşit yapmışlar. 14, 4, 8, 12, 16. Aynen arkadaşlar, dediğim gibi 4 yaptığı günler olmuş. Çünkü bugün 4. gün. Gel gel, şöyle toplu bir görüntü al. Şimdi haydi bismillah. 2 4 Diğer taraflarda yok mu? Kalmadı. 6 8 10 12 ve 14. Biri köy yumurtası mı dedi? Evet. Evet, kocaman sütun getirmiş kardeşim. 14 tane yumurta hiç içinde belli etme baksana. Ya benim ya aç gözlüyüm. Hayalinde 50 yumurta falan düşünüyordu herhalde. 10 tavuğu günde 10 yumurta yapıyor diye hesaplıyor ya. Şimdi 50 yumurta dedin ya. Bıldırcınlar ortalama 50 yumurta vardır. Hadi bakalım inşallah. Yani hadi gel iddia girek, var mı yok mu? Ne iddiası kardeşim ya? Yoktur. 50 tane yumurta nereden? Kaç gün oldu? 4 gün oldu. 4 gün. Ortalama 3-4 gün işte. 4 gün. 50 yumurta yoktur. Var. Yoktur. Var. Yoktur. Göreceğiz. Göreceğiz. Masanı mı bırakacaksın? Orta kısma falan çıksın ya. Tamam, bu kapıyı kapatmamız lazım o zaman. Kapat abi. Dışarıya çıkmasın çünkü. Manyak bak. Direkt tavuk dışarıya. Direkt tavuk çağırıyor. Direkt. Nasıl azmışsa artık. Aslında o daha düne kadar tavuğun ne olduğunu bilmiyordu. Şimdi öğrenince. Desert abi bile.
Gurkumuzun yanında. Alt yapıda. O da gurka alıştı arkadaşlar, en başta bayağı sıkıntı çıkardı. Çok korktuk ama ya şu an iyi, fazla tepki vermiyor. En son abim kürekle de sıkın ağzının ortasına vuruyordu. Evet arkadaşlar, yani köpeğim tavuğu rahat bırakmıyor diye sorular soruyorsunuz. Bunun tek çözümü kürek. Ağzına tam şu iki... Tövbe sallallahu tövbe, lan dur ciddiye alacaklar. Arkadaşlar mümkün değil. Anca sakinleştirebilirsiniz. Eski gibi tepki vermiyor. Ama tavuğu gördüğünde yine aynı tepkiyi verecektir. O yüzden biz ön kısmını falan kapattık. Gel. 50 tane yumurta olmazsa arkadaşlar bıldırcınları keseceğim. Şimdi ortalıktaki yumurtalar görüyorsun arkadaşlar. Folluğun içindeki yumurta. Folluğun içi. Bir de şu taraftaki folluğa bakalım. Bu boş ama bu bayağı var. Bunun bir de arka tarafı var. Bak. Ordu var burada, ordu. Yalnız suları var ya, hiçbir şeyleri kalmamış abi. Su falan her şey eklememiz lazım. Sen kamerayı tut, ben yumurtaları hepsini bir alana toplayayım. Ondan sonra sayalım. Yalnız şu tavuklarımızın yumurtasına kardeşim, dediğim gibi bazı tavuklar istisnavi yumurta yapmış. Görüyorsunuz çünkü farklı yumurtalar var. Neyse inşallah hepsi başlasın da. Nereye bizim yumurtaları? Vallahi kardeşim. Sen rahat sayabil diye. Al burada kalsın. Hadi bakalım. Say. Ne havluyor öyle ya? Neyse bu her şeyi havluyor. Maşallah. Avuç avuç alıyorum ha. Avuç avuç. Sayabiliyor musun? Arkadaşlar bu yüksek ihtimal yeni getirdiğimiz bıldırcınlar da yumurta verimi başlamıştır. Çünkü biliyorsunuz yerleri değişti. Yeni bıldırcınlar, yeni arkadaşlar falan, biraz düzensizlik oldu. Yumurtada bayağı bir azalma yaşadık. O sebepten dolayı zaten yaklaşık 4 gündür hiç karışmadık. Hani hayvanlar iyice adapte olsun, şey olmasın diye sadece... İşte toprağıdır, kumudur, yemidir, yeşilliğidir, suyudur. Bunları yaptık. Bir de o yaptığımız damacanada biliyorsunuz vitaminli su yapmıştık. Onu zaten hepsini tavuklara şey yapmadık, bölüştürdük işte. Maşallah. Cücülere, hintlere. Maşallah. Ver. Arkadaşlar folluğun arkası yumurta ganimeti. Abi 50'yi geçecek. İyi, kesilmekten kurtuldular. Yoksa kesecektim hepsini. Izgara yapacaktım arkadaşlar sizlere. Bıldırcında ızgara nasıl yapılır? Ya nasıl bir lezzet var? 2-3 tane de kırmışlar. Yok ya. Aynen. Tamam, onları zararı yoksa ver, desserta verelim. Oğlum bayağıdır yemiyor. Bak eskiden... bakalım var mı yok mu? Yok artık. Eskiden arkadaşlar bıldırcınlar yumurtası oradayken her topladığımda dessertin payını veriyordum. Ama şu an görüyorsunuz. Mahvetmişler. Şöyle attım bunu da. Al sana bir tane daha. Don hiç mi kalmamış? Daha var, birkaç yok tane o daha var ama. Onlara kardeşim yeniden şey yuvalık yapalım. Aynen, folluk şu, falan yapacağız aynen. Zaten arkadaşlarla da paylaşmıştık. Şey için ney bu? Akvaryumların dış filtrelerindeki motorlar var ya. Evet. Artık işimize yaramıyor, bidonlardan kuluçka yapalım. Yumurta sayımızı yapalım mı artık? Hadi bakalım. Bitti mi? Evet. Yok ya. Aynen. Kalmadı mı arkada falan? Hadi bakalım. Yoruldum da. Burayı düzgün kapat. Dışarıya çıkmasın. Daha sular. Aha, deserta yumurta çıktı. Bak bunu da çatlatmışlar. Tamam, bunu deserta vereceğiz. Oo, bunu da çatlatmışlar. Bunu da deserta vereceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bayağı bir çatlatma. Şimdi sayıyoruz hemen. Dört. Sıtla mı koyalım yoksa buradan mı sayalım? Allah'ım, bismillah. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Benim dediğim gibi oldu 22, arkadaşlar. 50 tane çıkmadı. 24 26 28
30. 32. 34. Yok artık. 36. Şaka 38, gibi. 38. Şaka gibi arkadaşlar. Ben saydım. 42. Sonuç çıktı. 44. 46. 48. 2 tane de elinde var. 50. Ha, diğer kralanlar haricinde tam 50 tane çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bıldırcınlara, tavuklara fısıldayan adam olarak bıldırcınlarımın, tavuklarımın kaç yumurta yaptıklarını biliyorum artık. Abim biraz kendini geliştirmesi lazım. Daha çok bayağı bir birim düşmüş. Geride kalmış. Yani şu kırıklarla, diğer kırıklarla 53 falan oldu. Yaklaşık bir sürü kırık vardı ya. 4-5 tane kırık. Yok, bu 2 tane sağlam arkadaşlar. Zarında herhangi bir problem yok. Sadece çünkü kırık olsa desert'a da vermem. Ama zarında sorun yok. Sadece çatlak. O yüzden oğluma vereceğim bunları. Yesin aslan parçası. Evet arkadaşlar. Bugünkü toplama videomuzu da beraber yaptık. Her zamanki gibi iddiayı ben kazandım. Abim biraz kendini geliştirmesi lazım. Ya şu güzelliklere baksana. Sen ne dedin? Bir satır yumurtayla ben eve gideceğim dedim. Maşallah, maşallah. Sami Sülüm, evin bir haftalık yumurta ihtiyacı karşılandı. Hadi bakalım. Ticarete başlarım ben yakında ya. Üretme ödülü veririm. Desert'a yumurtayı verirken de video çekecek misin yoksa vedalaşalım arkadaşlarla? Verelim aslında, aynen. Desert'a faydalansın. Hadi gel, Desert'a faydalansın. Tamam. İçeride vereceğiz. Allah arkadaşlar, Desert'a videoyu verdiğimizde kayda devam edeceğiz. Şöyle iki tane Desert'ın payı. Bak bak, orada heyecanla bekliyor. Heyecanlandı zaten. Buradan onu veremez miyiz lan? Yok, yediğini görmeyiz. Çünkü yere bırakıp öyle yiyor. Ha, hadi o zaman gidelim. Geliyor mu oğlum? Bunlara su da getiririz. Tamam. Suları falan her şey bitmiş çünkü. Kapattık. Haydi gidelim. Yumurtalarımı aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi Desert Aglem'in bıldırcın yumurta keyfi. Desert, net ya. Kimin oğlum bunlar? Kimin oğlum bu? He? Roş. Blau. Blau. Rako. Değil mi? Yumurta için her şeyi yapar arkadaşlar. Teslim ol. Teslim be. Varza. Polisam. Teslim. Melek. Çak. Aferin. Ye bakalım. Normalde bir tane veriyorduk her topladığımızda. Ama bayağıdır o da yemiyor. Bıldırcın yumurtası biliyorsunuz çok faydalı, sağlıklı. Dostlarımızın da ki zaten tüy dökme şeyine girdiğimizden görüyorsunuz aradaki farkı. Bayağı bir benek, ölü benek tüy olmuş var. Her gün taramama rağmen. Bir tanesini yedi, şimdi sıra ikincisinde. Evet. Yok, yiyor, bayağı bir seviyor. Ama burada toplarken daha heyecanlı oluyor ya. Daha hızlı yiyor. Onu da yedi. Arkadaşlar zaten tamamen yediğinden dolayı yine böyle kabın içinde vermeye özen gösteriyor. Hani yerden falan yalamasın diye. Yarasını olma. Afiyet olsun oğlum. Olsun. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Baba.